kış aylarında yollarımız kapalıyor. Kardan dolayı. Özellikle Karataş Harput yol arası sıkıntı yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda mağdur durumdayız. Gidemiyoruz. Yollarımız dar. Buzlanma var. Olay bundan. Ne taşıyordum? Kendi hayvanların yemlerini taşıyoruz. Olur. Köylüleri sevindiren, fakat bunun yanı sıra da tabii ki vatandaşlar da bunun yanı sıra mağdur oluyor. Mağduriyetlerine Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Vatandaşlar şu anda size şahit oldunuz. Çok vatandaşımız yolda kalmıştı. Jandarma kimini gelip alıp götürdü, kimine işte müdahale etti. Burada kendiniz de şahit oldunuz. İşte kömürünü götürmek isteyen veya hayvanlarına yem götürmek isteyen vatandaşlarımız da mağdur olmuşlardı. Bu bölgede en çok hangi bölgede yaşıyor? Karataş, Beydalı, eski ismiyle Zanlı dediğimiz bu bölgede hayvancılık sayısı 10 binin üzerinde olduğu için bu bölgede genelde vatandaşlar bu bölgede yaşıyor. Özellikle yaşadıkları için mağduriyet de gideriliyor. Yani vatandaşlar mağdur oluyor ama kar yağıyor, rahmet yağıyor. Yanı sıra haliyle ister istemez de bir şey olacak, bir eksiklik de olacak ama eksikliği mühim olan giderilmesi. Yer yer 35 santim, 40 santim, 20 santim yer yer tipi yapan özellikle yerler var. Bu bölgeler bayağı bir sıkıntılı. En mağdur olunan yer Anguzu Baba Karataş yol bölgesi. Bu bölgelerde de yol hem dar olduğundan dolayı vatandaşlar biraz mağdur oluyor. Şu anda gördüğünüz gibi özel idare ekipleri açıyor. Köy aşağı yukarı 10 köy. Bu köyde Alayaprak, Güllübağ, Şuşnaz dediğimiz Haselli, Erbil'de, Zanlı, Karataş, Hamedi bölgeler, bu bölgeler tamamen ulaşıma kapalıydı. Ama bir 2-3 saat içerisinde özel idare ekiplerinin müdahalesiyle açıldı. Şu anda mağduriyet açılmaya da devam ediyor. Şu anda tamamı açılmadı ama açılmaya da devam ediyor. Yok, o görmez onu.